Arkadaşlar şimdi bu polya kavramı çerçevesinde Çavuşçugöl Havzası ile ilgili olarak bir takım tecrübelerimi açıklamanın önemli bir noktada yer alacağını ben düşünmekteyim bazı çevreler açısından. Şimdi arkadaşlar polya konusunda biliyorsunuz bir elongated olarak ifade edilen bir kavram var. Yani bu kavram noktasından hareket ettiğimizde Çavuşçugöl Havzası'nın son derece bu noktada bu kavrama uygun bir yapıyı ifade ettiğini öncelikle özetlememiz mümkün. Bunun dışında işte polye tanımını, genel polye tanımını ele alacak olduğumuzda işte su yutan yapı ya da yapılar çerçevesinde ve işte hidrolik çevre de dikkate alındığında yani su toplayan yapı ya da yapı alanları için ifade edebileceğimiz bir kavramdır polye. Ve işte bu noktada da işte genel itibariyle işte bu su yutan yapı ve işte hidrolik sistem noktalarından ele alındığında genellikle de işte elongated kuru ova sahaları şeklinde ifade edebileceğimiz bir noktada yer almaktadır. Yani bu şekilde ifade edilmekte. Bu noktada arkadaşlar ben işte bu Çavuşçugöl Havzası için bir karşılaştırma yapacak olduğumda şunu ifade etmem mümkün. Burada işte biliyorsunuz güneyde bir göl yapısı var. Bu noktadan hareketle kurak dönem ve yağışlı dönem olmak üzere yani bu bölgede bir mekanizmanın olduğunu ifade edebilmemiz mümkün. Bir hidromekanik bir yapının olduğunu ifade edebilmemiz mümkün. Yani kurak dönemde kısaca burada bir işte yeraltı paleo vadisi şeklinde ifade edebileceğimiz bir noktadan ele alındığında yeraltı kaynağının bir noktada bir su yutan yapı ya da birkaç su yutan yapı çevresinde bunu tam olarak bilemiyorum tabii ki. Bu noktada direne edildiğini yer altına yani bir düden sistemi vasıtasıyla yer altına direne edildiğini ve işte bir hidromekanik sistem doğrultusunda da Çavuşçu Gölü beslediğini kurak dönemde bunu ifade edebilmemiz mümkün. Yağışlı durumda ise işte tam tersi bir mekanizmayı ele almamız söz konusu. Burada da işte yağışlı durumda işte dış hidrolik kaynaklarla birlikte göz önünde bulundurulduğunda bu sefer tam tersi bir şekilde sistem çalışıyor bu hidromekanik yapı ve işte ifade etmiş olduğumuz işte su yutan yapı ya da yapılar bu sefer ters bir şekilde çalışıyor. Yani işte bu işte kuzey yönü besliyor. Bu şekilde ifade edebilmemiz mümkün. Genel olarak bu bölgedeki mekanizmayı işte polya kavramı çerçevesinde ele alacak olduğumuzda bu şekilde ifade etmemiz mümkün arkadaşlar.